Katılım evim, hayatı inançla söz arasındayız sunar. Katılım evim, kim ev sahibi olmak istemez ki? Adam çok uzaktan gelmişti Horasan'a. Bir işi vardı, her garip gibi şaşkın şaşkın etrafına bakıyordu. Bu tereddütlü tavırları dikkat çekti ve o gece şehirde bir hırsızlık vardı. Görevliler de hırsızı arıyorlardı. Şüphelendiler halinden. Nezarete aldılar. Ertesi gün ifade verecekti. Nezarethane valinin evinin altındaydı. Vilayet konağının altında. O gece vali dehşetli bir rüyayla uyandı. Dört kişi üzerine geliyordu. Tahtını ters çeviriyorlardı. Kendisi bir tarafa, tahtı bir tarafa, tacı bir tarafa düşüyordu. İlkelerek uyandı. Abdest tazeledi. Hayırdır inşallah dedi. Yattı ama Aynı rüyayı bir daha gördü. Bu defa daha çok korkmuş olarak uyandı. Tevbe istiğfar. Üçüncü kez görünce aynı rüyayı bunda bir şey var dedi ve görevliyi çağırdı. Bugün nezarethanede alışılmışın dışında bir şey var mı diye. Ve öğrendi ki gariban birisi gelmiş. Ertesi gün ifade vermek üzere hırsızlık suçundan zanlı misafir. Halini sordu, kendi kendine dua ediyor, gözyaşıyla secdeye kapanıp dualarda bulunuyor, kimseye rahatsızlık vermiyor. Tanışmak istedi vali, sabahı beklemeden çağırttı, görüştüler ve durum anlaşıldı. Dedi ki, arkadaşlarımız iyi niyetli ama yanlışlıkla seni içeri almışlar, bizi bağışlayın, hakkınızı helal edin, affedin. Benim misafirimsiniz şu andan itibaren. Gönlünüzü almak niyetiyle bir de şu hediyemi lütfen kabul buyurun. Bir miktar para Hazineden değil, annemden miras, yüzde yüz helal. Ben bilirim seni gibi insanları. Hazineden para teklif etsem almazsınız. Ve nihayet bu şehirde bulunduğunuz müddet içinde her ne ihtiyacınız olursa lütfen bize gelin. acizane vali biziz, elimizden gelen yardımı yapalım der. Garip kimse şu cevapta bulunur. Sayın Valim, dediniz ki hakkınızı helal edin. Yerden göğe helal ettim. Müsterih olun. Kasıt yok, hata var. Hata ile... Her şey mümkün. Özür diliyorsunuz. iyi niyetli yaklaşıyorsunuz. Helal ettim. Dünyada da ahirette de bu mesele karşınıza çıkmaz. müsterih olun. Hediye vermek istiyorsunuz. Almasam güceneceksiniz. Besbelli o da samimi bir yaklaşım. Onu da kabul ediyorum. Hay hay. Ama dediniz ki üçüncü olarak başım sıkışırsa gel yardımcı olalım. İşte gelmem. Onu yapamam. Neden dedi vali. Kırgın mısınız bize? Hayır dedi. Kırgın değilim. Ama Gelmem çünkü benim gibi bir gariban için bir valinin tahtını üç defa tersine çeviren Allah var. Ben başka kapı çalmam. Evet sevgili izleyenlerimiz, bu hadiseyi içinde bulunan hikmeti, nükteyi yalnız Allah'tan istemek, kuldan bir şey beklememek. Çünkü kul verirse minnet vermezse zillet, Allah verirse nimet vermezse hikmet. Mevzunu kavramak. Şair-i Mısralarında şöyle yer bulmuş. Şair dediğim Kayserili Beli, Nisari Zade Abdullah Beli. Aynı zamanda Kayseri'nin de müftüsü. 1780-90 yıllarında Müftiymiş. Çok güzel bir divan bırakıp gitmiş. Hem yüksek bürokrat, ağır bir devlet görevi, görevi sorumluluğu var hem de şair. Bilmeyen sırrı kazayı deri paşaya düşer. Kısmete olan delgehi Mevla'ya düşer. Ey beli etmeyen her emrini hakka tefviz. Hazar etsin ki anın fırsatı adaya düşer. İlk ve son beyti okudum toplamı beş beyt olan şiirin günümüz Türkçesiyle şöyle anlatılabilir. İlk beytte diyor ki, Bilmeyen sırrı kazayı deri paşaya düşer. Kader sırrını bilmeyen paşa kapısına düşer. Kritik bir ifade yani insanlara muhtaç olur. Mevki makam sahiplerinden, zenginlerden ya da devletlilerden bir şeyler bekler, yalvar yakar olur. İzzetini ayaklar altına atar. Kısmete kani olan dergehi Mevla'ya düşer. Ama kısmetine kani olursa, razı olursa Allah kapısına düşer ve aziz olur. Diğer beyitte ise Eybeli etmeyen her emrini hakka tefviz Hazar etsin ki anun fırsatı adaya düşer. Kendine yönelterek nasihatı Eybeli diyerek Etmeyen her emrini hakka tefviz Yani işlerini Allah'a ısmarlamayan tefviz etmek işini ısmarlamak demek, işini başkasına tevkil etmek, ısmarlamak demek. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin meşhur şiiri de Tevvizname'dir. Yani nihayet Allah'a bırakma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler redifli şiir, Tevvizname diye anılır. Etmeyen her emrini Hakk'a tevviz, işini Hakk'a ısmarlamayan, Hazar etsin ki anun fırsatı adaya düşer. Çok güzel bağlamış. Sakınsın diyor. İşini Allah'a bırakmayan sakınsın korksun ki onun işi düşmanlarının eline geçer. Allah onun ipini düşmanlarının eline verir. Artık onlar nasıl oynatırlar, nasıl zulmederler, ne kadar sıkarlar, ne kadar gevşetirler onu kimse bilemez. Yani eğer sen işini Allah'a bırakmaz da insanlardan bir şey beklemeye kalkarsan, kendi işine karışırsan başına gelecekleri düşün. Adını andığımız İbrahim Hakkı Hazretleri. Hak şerleri hayreyler, zan etmek gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Demeş onun için şöyle, bir nicedir ol öyle, hayranı hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle, tefvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Vallahi güzel etmiş, billahi güzel etmiş, tallahi güzel etmiş, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hak'tan olacak işler, boştur gamu teşvişler, ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diye sözü sürdürmemiş miydi İbrahim Hakkı Hazretleri? Bir rast geliştir, hesapsız olarak kendiliğinden ortaya çıktı. Ben kısaca işaret edeyim. Kayseri müftüsü Beli'nin şiirini okurken konunun ilintisi sebebiyle temas ettiğimiz İbrahim Hakkı şiirinde de şöyle bir durum var. Onun da hocası Hazık Mehmet Erzurum müftüsüdür. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum sevgili izleyenlerimiz. Hangi şairden, hangi üstattan bahsetsek. Şairlik onların bazen ikinci, bazen üçüncü işi olduğunu görüyoruz. Kimi ilimde, kimi bürokraside, kimi askeriyede vazife yapıyorlar, ticaretle meşgul oluyorlar. Yani bir işleri, bir meslekleri var ve şiir kabiliyeti vermiş. Allah onu da en iyi şekilde değerlendirmişler. Bugünlük de bu kadar sevgili izleyenlerimiz. Katılım Evim, Hayati inançla Söz Arasındayız sundu. Katılım Evim Kim ev sahibi olmak istemez ki?